CNBC'de bir program vardı. İşte ekrana yansıtmışlar fonların hisse senetlerinin durumunu. Ve o programda şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir ekran boylu boyunca ve bu ekran boyunca her şey kırmızı abi. Mahşer yeri gibi. Maalesef. Hatta bizim yani benim yayında da aslında CNBC'de sadece iki tane hisse senedi yeşildi. Onun dışındaki tüm hisse senetleri kıpkırmızıydı. Tabii bizim hisse senetlerimiz Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya baktığın zaman aslında hepsi kırmızıydı maalesef. Ya bugün çok oldukça değişik bir gündü de öyle söyleyeyim. Zaten o güne bugünü göstermek için, anlatmak için ben de bugün siyah yayına katılmayı tercih ettim. Tam bir siyah pazartesi şeklinde karşımıza çıktım Ya yani. o kadar da sabahleyin işte herkes bir böyle panik halinde, yok kara pazartesi şöyle çöktü böyle bilmem ne oldu tarihinde böyle gözükmedi falan diye epey bir yükseldi insanlar, ama o kadar kötü mü ya sence? Yani kötü, evet. Bugün çünkü aslında bayağı ciddi hem yurt içi piyasada hem yurt dışı piyasada ciddi kayıplar yaşandı. Yani kendi piyasamıza bakalım. Yurt dışına hani birazcık daha uzak bize diye düşündüğümüzde yani hepimizin artık yurt dışında da pozisyonu var ayrı mesele ama yani kendi borsamızda bile %5'in üzerinde kayıp yaşadık. Ve yani hani bugüne has bir beklentimiz de yoktu aslında. Evet, Cuma gününü kötü kapatmıştık. Cuma gününü kötü kapatmamızı gerektiren veya buna yol açan belli başlı konular hala masadaydı. Ama hani bu kadar kötüsünü bekliyor muyduk? Açıkçası beklemiyorduk. Sabah uyandığımızda işte Bitcoin'den tut, Japon borsasına, Asya borsasında, Asya'daki borsalara, daha sonra işte yurt dışı tarafında Amerikan vadelilerine, sonra bizim piyasa bir anda %7'den açtı, -7 olarak. Dolayısıyla bayağı kaos bir gündü. Birazcık toparlanır gibi oldu. Sonra tekrar negatife döndü. O yüzden biraz zor bir gün olduğunu söylemek mümkün piyasalar açısından. Yani bugün tabii birçok yatırımcının para kaybı maalesef olmuştur diye düşünüyoruz. Ama en azından her piyasa profesyoneli bugün aynı mesajı vermeye çalıştı. Biraz onu söylemek de lazım. Evet, bir negatif bir gündü, kötü bir gündü ama sakin kalmanın önemli olduğu bir gündü. Senle hep konuştuğumuz işte bu sepet yapmanın ne kadar önemli olduğunun konuştuğumuz bir kere daha hatırlattığı bir gündü. Yani bugün sadece hisseye, sadece yabancı hisseye tek bir varlığa yatırım yapanlar daha çok üzüldü. Ama altına, sabit getirili menkul kıymetlere, para piyasası fonlarına, hisseye, yabancı hisseye yatıranlar birazcık daha az üzüldü. Herkes üzüldü ama birazcık daha az üzüldü diye söyleyebiliriz. O yüzden hani umarım bu hani bir düzeltme gibi değerlendirip bundan sonraki gidişat daha pozitif olur diye umuyoruz. Bunu en azından kenarda nakit taşıyanlar için, nakit bulunduranlar için bir nevi de alım fırsatı olarak da değerlendirilebilecek bir yer olarak da düşünebiliriz.